Mekke Gölü'ndeyiz. Mekke'yi daha iyi tanımak için bütün yönüyle doğu, batı, kuzey, güney olarak aşağıdan her yerini göreceğiz ve bilinmeyen yönlerini anlatmaya başlayacağız. Şimdi hep beraber aşağıya iniyoruz ve başlıyoruz. Şimdi kuzey taraftayız. Yani yukarıdan bakıldığı zaman Seyir Tepesi olarak Seyir Tepesi'nin karşısı. Burası çok tuzlu. Zaten tuz da sadece bu kuzey taraftan çıkaymış. 1950'lerin başlarına kadar buradan yakın ilçelere, illere tuz gidiyormuş. Kuzey tarafta tuz yoğun olduğu için sadece kuzey taraftan tuz çıkarılıyormuş. Şu an için Mekke Gölü tamamen kurumuş vaziyette. Kışın bir nebze olsun biraz suyumuz vardı. O da bu mevsimde, yani şu an Haziran'ın 29'u, bu mevsimde sular çekiliyor. Ve şu biraz ileride kuyu varmış. Doğu tarafta da kuyu var ama bu kuyunun acı olduğunu söylüyorlar. Kaynak olarak emekli öğretmen Osman Karabacak'tan duyduk. Burada da bir tane kuyu varmış ve zamanla kapanmış. Şimdi batı tarafa geçip batı tarafın özelliğine bakmaya geçiyoruz. Üzerinde yürümüş olduğumuz yer bataklık. Şu an batı taraftayız. Burası tamamen kurumuş ve bataklık oluşmuş. Bataklık da tamamen kurumuş durumda. Buranın coğrafi yapısı diğer yönlere nazaran daha değişik, sarp kayalıklarla dolu. Batı tarafı, şu ileride küçük bir mağara var. Yüksek olduğu için gösteremiyorum. Bir kişinin sığabileceği kadar bir mağara. Batı taraf olduğu gibi kurumuş halde ve rahatça yürünebiliyor. Şimdi de doğu taraftayız. Kuyunun olduğu yerde. Şöyle kuyumuza bakalım. 2 metre derinliğinde falan. Burası tatlı suydu. Mekke Gölü'nün bizler bildiğimiz kadarıyla 2 metreyi falan geçmemiştir suyun derinliği. Hemen şu sağ tarafta bir geçiş yeri vardı. 2000'li yılların başlarına kadar burada insanlar, bu civarın insanları ineklerini, keçilerini ve koyunlarını bırakıyorlardı. Sallarla suları taşıyorlardı. Mekke Gölü'nde, yani ortadaki adada en son güz ayına kadar kalıyorlardı. Daha sonra güzün alıyorlardı. Şöyle gösterelim bir de tamamen. Burada hala kamışlar mevcut. Çünkü tatlı suyun olduğu yerde kamış da olur. Buradan da bir geçiş yeri var. Karşıya. Bu tarafın suyunun da tatlı olduğunu çoğu insan bilmiyor. Ve tuz oranının hiç olmadığını söyleyebilirim. Burası güney taraf. Gölde kış aylarında bu kadar su birikiyor. Haziran, Temmuz gibi su tamamen kuruyor. Son olarak gün batımı ve çay.
Daha sonra drone görüntüleri ve kış görüntüleriyle devam edecek. Kanalımı desteklerseniz sevinirim. İyi seyirler şimdi de. Son olarak güney taraftayız ve küçük adacıkların olduğu yerdeyiz. Buranın sarp kayalar devam ediyormuş. 1960'larda rüzgar erozyonundan dolayı kayalıklar kapanmış, rüzgar erozyonuyla. Kaynak olarak da emekli öğretmen Osman Karabacak'tan bilgi aldım. Ve güney taraftayız. Buranın suyunun tatlı olduğunu biliyor muydunuz? Burada bakın şöyle, ben buradan çok kaç defa su içtim. Burası tatlı su. Hatta besleniyordu daha doğrusu buradan Meke. Buradan böyle giderleri var. Bu taraftan. Bunun gibi birkaç tane daha var. Şurada hala bir tane de burada var besleme yeri. Güney tarafta sadece. Ve devam edersek bu tarafta, yani doğuya doğru tuz oranı biraz daha fazla. Burası beslendiği için çok bir tuz oranı görmemiş. Biz daha önceki, yani Meke'nin 2000'lerin başlarına kadar burada suya giriyorduk. Yani çok çıktığımız zaman vücudumuzun her yeri bembeyaz tuz oluyordu. Ve o kuyudan tabiri caizse duş alıp öyle gidiyorduk. Biz yıllar önce Meke'de suya giriyorduk. Şimdi hasret kaldık. İnşallah bir gün dolar da tekrar gireriz. Burada hala kamışlar mevcut. Çünkü tatlı suyun olduğu yerde kamış da olur. Buradan da bir geçiş yeri var. Karşıya. Bu tarafın suyunun da tatlı olduğunu çoğu insan bilmiyor. Ve tuz oranının hiç olmadığını söyleyebilirim. Burası güney taraf. Son olarak gün batımı ve çay. Daha sonra drone görüntüleri ve kış görüntüleriyle devam edecek. Kanalımı desteklerseniz sevinirim. İyi seyirler şimdiden.